değerli Kobezel izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Şu an sizlere Seyhan Adana'dan seslenmekteyiz. Tescilli kebapçı Cikcik Ali'nin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Ali Pakoğlu bulunmakta. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Ali Bey merhabalar. Merhabalar kardeşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ya. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizleri ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Biz de burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben biz de çok memnun olduk. Ben teşekkür ederim. Şimdi efendim, tescilli kebapçı Cikcik Ali Usta olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet ve hizmet kalitesinden bahsedeceğiz. Ancak öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Ali Pakoğlu, yani tabiri caizse Cikcik Ali kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Canım güzel kardeşim, sektöre bu zaten sürüle mesle. 10 yaşından beri girmişsiniz. Hı hı. Şu an 50 yılımızı devirmek üzereyiz. Evet. Yani yarım asır aşkın bir süre bu Adana kebap sektörünün içerisindesiniz. Evet. Şimdi efendim, burada sunmuş olduğunuz hizmetler, lezzetler nelerdir? Evet, Adana kebabı birinci sırada ama nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Adana kebabının birinci sırada olması tarihi ustalarımızın bizlere vermiş olduğu mesleki ahlakla aynı düzenlikte, aynı düzenle gitmekteyiz. Evet. Biz de onları en iyi şekilde temsil etmeye bu yola baş koyduk. Umarım gelen insanlar, ufak tefek hatamız olsa da onların affına sığınırız. Evet. Ama büyük hata affetmesinler. Evet. Bir insan yaptığı işte kendiyle yarışacak. Kimseyi taklit etmeyecek. Kesinlikle. Ve lezzet ve kalite ortaya çıkar. Evet. Kullandığınız et de çok önemlidir. %100 ana eti kullanıyorsunuz. Hayır, kuzu. Kuzu eti. Kuzu eti. Adana'nın tanınmış tarih kasabı Yağlıarkı'da. Kuru Köprü Şubesi, Ersen ve Serkan kardeşler. Biz yıllardır onlardan çalışırız. Evet. Yani ben babalarından kalma, çocukken bile gidip oradan eti alıp şimdi genç nesile dönen bir jenerasyonla çalışıyoruz. Evet. Biz de tabii ki onlara bilgilerimizi aktarıyoruz. Şöyle et getirin, böyle et getirin. Ve şu an maşallah işleri olağanüstü. Ne güzel. Allah yollarını açık etsin. Çünkü bu iş ekip işidir. Kesinlikle. Pazarcısı, kömürcüsü, fırıncısı, kasabı ve bir de senin kendi emeğini kalite olarak kullanırsan güzel bir lezzet ortaya çıkar. Evet. Eğer onun haricinde başka şeyler yapmak istiyorsan tamamı paraya dayalı olmuş olur. Evet. Ama bugün ben lezzet için vuruşuyorum diyorsan her şey, her konuda seçici olmak zorundasın. Kesinlikle haklısınız. Peki efendim, burada kebabın dışından hangi lezzetler, tatlı çeşitleriniz var bunun dışında? Ciğer vesaire bunlar. Ciğerimiz var, külbastımız var. Şimdi bir de şu olay var. İnsanlarımız halen şunu benimseyemiyor. Samırsaklı kebapla beyti kebabı ayırt edemiyorlar. Evet. Beyti kebap düble acısızdır. Yani iki kişilik kebabı acısız olana biz beyti deriz. Evet. Samırsaklı kebap ayrıdır. Yoğurtlu kebap komseti farklıdır. Farklıdır, hepsi birbirinden farklı. Külbastı, pirzolası, madalyonu, pompiliç, her şey farklı bir türde lanse edilir. Evet, yani burada sadece Adana kebabı değil, yine kebap çeşitleriyle tabii birlikte. Tabii isteyenlere tatlı çeşitleri meşhur ilişkinimiz. Yani Adana'nın meşhur ilişkin. Evet. Yani Adana pirzolamız. Yani Fransa'ya gitti, geldi Tibor oldu. Evet. Yani bizim ülkemizin etleri ve yemekleri, mezeleri, her şeyle muhteşem. Muhteşem. Evet. Onun için ben meslektaşlarıma da şunu söylerim. Bir insan kendiyle yarışacak. Evet. Başkasını rakip görmesin. Aynen başkasıyla öyle. Yarışmasın. Aynen öyle. Kendini rakip görmeyecek. Onu bunu rakip görmeyecek. Evet. Kendiyle yarışacak. Hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Ben biraz açık ve net söyleyeyim. Ben biraz sinirliyim. Sinirim neden? Masaya giden yemeklere, müşteriye hata yapmamaya özen göstermeye çalışıyorum. Evet. Çünkü niye? O insanlar masaya gelip de hoşnut olmadığı zaman ben aldığım para bana helal değil. Evet. Çünkü biz o parayı aldığımızın teriyle kazanmak isteriz. Karşılığını görmek Karşılığını isterim. Karşı tarafa lanse etmek zorundayız. Evet. Bazen bunun tepkisini de görüyorum. Ama insanlar bilsin ki o sinir kendilerine bir lezzete dönüşsün diye. Evet.
Burada tabii ki temizlik, hijyen çok önemli. Yıllardır yani, aynı kasapla çalışıyorsunuz. Yani, aynı yerden ürünleri. O zaten başta gelir. Günlük olarak temin tabii ediyorsunuz. Ki. Yani etlerimiz dolapta. Yani sağlık kontrolü. Hı-hı. Her şey mükemmel. Evet. Her gün kontrolde olsa yaram yok ki kocanın. Evet. Hiç sıkıntı değil. Evet. Biz de efendim son derece temiz, hijyenik ve bir o kadar da lezzetli kebap yemek isteyen herkesi, Adana'da olan ya da yolu Adana'ya düşen herkesi, tescilli kebapçı Cikcik Ali Usta'ya biz de buradan davette bulmuş olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Hizmet. Ve güzel dostları, Allah'ın yarattığı güzel kulları da buraya bekleriz. Onlara da en güzel şekilde hizmet etmek benim boynumun borcudur. Hizmetlerinize ve başarınıza devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli KOBİ özel izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam edeceğiz. Seyhan Adana'dan ve sektörün en iyisi tescilli kebapçı Cikcik Ali Usta'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.